Herkese selam millet. Bugün yepyeni bir araba kopyalama videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu araba kopyalamamızda yine Manitalı araba kopyalamayı yapacağız. Ama eski attığım Manitalı kopyalama fixlendiği için bu yeni bir taktik ise arkadaşlar. Bunu da herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza da ufak bir şey takılsa bile aşağı yorumlar kısmına sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 100.000 yenilik geçerse çok ama çok güzel olur. Arkadaşlar öncelikle bize lazım olan şeyler bir adet kamyon. Kamyon lazım ve Arena War lazım. Arena War garajımızda Fagio lazım. Yani şu 5000'lik Fagio'lardan lazım arkadaşlar. Size direktmen şuradan şu şekilde göstereyim. Ne kadar fazla yapmak istiyorsanız o kadar fazla... Bir dakika, yanlış şeyler yaptım. Ne kadar fazla yapmak istiyorsanız o kadar fazla şu Fagio'dan sipariş ediyorsunuz. Ve motosiklet kulübünüzün de olması lazım arkadaşlar. Kopyalayacağımız araba ne olursa olsun, ne kopyalamak isterseniz isteyin, Arena War garajınıza atmanız lazım arkadaşlar. Yani kopyalayacağımız araba Arena War garajımızda olmak zorunda. Ve Mobile Operation Center'ımız lazım. Mobile Operation Center'ımızın arkasında, yani bayuç kısmında ise arkadaşlar bedava araba olmamız lazım. Bedava arabayı da size direktmen şuradan göstereyim. Onunla Gajendere Motorsport'tan kamyonumuzun arkasını sipariş edebilirsiniz arkadaşlar. Ve kamyonumuzun bazıları arabayı, her arabayı koyamadığını söylüyor. Onu da şuradan yapıyoruz arkadaşlar. Mobile Operation Center'ımızın bayuç kısmını personal vehicle storage yapmış olmamız lazım. Ve kamyonumuzu arkadaşlar bu şekilde buraya bıraktıktan sonra da arayı şu şekilde sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Yani kafa kısmıyla trigger kısmını sıkıştırıyoruz. Ve sıkıştırdıktan sonra buradan iniyoruz. İndikten sonra direktmen buradan kamyonumuzun arkasındaki bedava arabayı dışarıya çıkartmamız lazım. Bu arada Discord'umuza, kremimize, topluluğumuza da katılmayı unutmayın. Kız tavlamalı bir araba kopyalama olduğu için arkadaşlar geceyi beklemeniz lazım. Yani saat 11-12 arası beklememiz lazım da oyun beni niye buraya attı? Neyse, bir şey olmaz. Direkt ben şuradan yukarıya doğru bir çıkalım. Nereden çıkacağım? Şurada yol var galiba. Böyle olmaması lazım ama enteresan bir şey beni buraya attı. Şimdi arkadaşlar buradan yukarıya çıktıktan sonra arabamızı, o ara vardı yani kamyonumuzun arasını yapmıştık. Oraya arabamızı bir sokmaya çalışıyoruz. Eğer ki oraya girdiğimiz zaman, arabadan indikten sonra bize eğer ki ışınlarsa tamamdır arkadaşlar. Birazcık şu şekilde arayı açmamız gerekiyor. Galiba ben çok dar yapmışım bu sefer. Sonra bayağı bir dar yapmışım. Şu şekilde girersek az daha sıkıştır. Tamam. Çok sıkıştırdık. Araba gitmiyor. Evet, kaldık. Şöyle bir delik açsam kendime. Şöyle, tamam. Arkadaşlar şu şekilde araya girdiğimiz zaman, arabadan indiğimiz zaman, arabadan ışınlanarak iniyor olmamız lazım. Ve tekrardan arabaya bindiğimiz zaman da arabayı bu şekilde ışınlanarak biniyor olmamız lazım. Bu ayarı yaptıktan sonra ise saatimiz kaç olmuş? Saat 10. Az sonra, 1-2 saat sonra, tabi oyun saatiyle söylüyorum. 1-2 oyun saati sonra arkadaşlar hanımefendiler işbaşı yapacak. O zaman biz de videomuza devam edeceğiz. Ben o zamana kadar arabayı bir yenileyim. Çünkü araba külüstür oldu. Manitalar binmeyebilir bu arabaya. O yüzden bir sok çıkar hepim kamyonuma. Arayı açmak için birazcık arabayı zorladık. Şöyle tekrar inelim. Fagio'nuz lazım söyledim. Bedava arabayı söyledim ve kopyalayacağımız arabanın da Arena World olacağını söyledim arkadaşlar. MC Club'ımızın da olması lazım. Frame mireyim hiç fark etmez. Bakalım şöyle bir, hiç dışarıya çıkan bir hanımefendi var mı? Evet, işbaşı yapmışlar. Hanımefendi, arabama buyurur musunuz acaba? Ben de hanımefendiyim ama... Ah ya, ya hayır ya, cebimde param yokmuş. Çok özür dilerim. Hemen... Cebime ve para atayım. Evet. Ya bu 50 kuruş bile etmez ama biz yine bir 100.000 atalım da ne olur ne olmaz şimdi. Az para az para der. Hanımefendi ışınlanmış. Hanımefendi yok olmuş. Neyse, şu hanımefendinin yanındayım. Hanımefendiyi korkuttuk ya. Evet. Başka işbaşı yapan hanımefendi. Şurada bir tane bekleyen bir hanımefendi var. Korkutmamanız lazım bu arada. Hanımefendi, işte bu şekilde hanımefendiler arabanıza binebiliyor. Ben de bir hanımefendiyim ama neden olmasın. Bu şekilde arkadaşlar Manita'ya arabanıza bindirdikten sonra az önceki o kamyonumuzun arası vardı ya, oraya doğru arabamızı sürüyoruz. Şu şekilde gidelim. Birazcık yavaş gidelim. Şu şekilde sürüyoruz arkadaşlar ve bu araya arabamızı sokuyoruz. Şu şekilde yavaş yavaş girelim. Burada arkadaşlar girdikten sonra herhangi bir silahla manitanızı korkutmanız gerekiyor. Pardon, şu şekilde iyi galiba.
Şöyle bir el attıktan bir el atış ettikten sonra manitamız bizden korkuyor arkadaşlar. Korktuktan sonra üçgene basıyoruz. İniyoruz ve görmüş olduğunuz gibi manita arabanın içine sıkışmış oluyor. Burada yapacağımız şey ise şu. Arabamızın motor kısmına sıkıyoruz arkadaşlar. Arabamız ne zaman tutuşmaya başladığı zaman o zaman ateş etmeyi bırakıyoruz. Bu şekilde sıkalım. Arabanız patlamayacak arkadaşlar. Rahat olabilirsiniz bu konuda. Sadece arabanızın tutuşmasına tamam. Tutuştuktan sonra arabanız arkadaşlar. Arabamız bir yansın. Mos mutu falan filan diyecek ama bana birileri sıkıyor. Şu şekilde Pegasus'ları arayaraktan FBI'lardan da kurtulalım. Şu şekilde bekleyelim. Arabamız bir yansın. Bir perde çıksın arabamız arkadaşlar. Evet, arabamız perte çıktıktan sonra arkadaşlar buradan MC Club'dan birazcık uzaklaşıyoruz ve Fagio'yu sipariş ediyoruz arkadaşlar. Birazcık şöyle uzaklaşalım. Buradan arkadaşlar Fagio'muzu sipariş ediyoruz. Ben dedim ne kadar fazla Fagio varmış. Ben bile gittim bir daha Fagio aldım. Buradan herhangi bir Fagio'yu sipariş ediyoruz arkadaşlar. Sipariş ettikten sonra görmüş olduğunuz gibi hem minimap'ime Fagio gelmiyor. Hem de burada arabamızda bizi bekliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi minimap'e bakarsanız herhangi hiçbir yerde Fagio gözükmüyor. Ve orada da patlayan arabamız da orada bizi bekliyor. Bu işi hallettikten sonra arena borumuza koşa koşa gidiyoruz ve kopyalayacağımız arabayı dışarıya çıkartıyoruz arkadaşlar. Buradan direktmen hangi garajınızda varsa kopyalayacağınız araba buradan direktmen o garajınıza doğru gidiyorsunuz. Evet, girdikten sonra direkt koşa koşa gidelim. Direkt kopyalayacağımız arabayı dışarıya çıkartalım arkadaşlar. Şöyle koşa koşa gidelim. Görmüş olduğunuz gibi Fagio burada. Fagio'yu çağırdık ama Fagio burada duruyor arkadaşlar. Bu şekilde yaptıysanız doğru yoldasınız demektir. Buradan itibaren arabayı dışarıya çıkartıyorsunuz. Çıkarttıktan sonra o az önceki ara vardı ya, kamyonumuzun o arası, tekrardan oraya gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim ve görmüş olduğunuz gibi ayağında o araba orada duruyor. Arabadan inmeden direkt şuradan pistol alaraktan manitamızın kafasına doğru ateş ediyoruz arkadaşlar. Evet, manita öldükten sonra görmüş olduğunuz gibi araba kayboluyor. Ve buradan itibaren de kamyonumuzun arkasına arabamızı sokup çıkarttıktan sonra kopyalamamız tamamlanıyor. Tekrardan kopyalamak isterseniz manitaların iş saati bitene kadar tekrardan kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kopyalamamız bu kadar basit. Bunu yapmayan kalmasın ve bunu tüm arkadaşlarınızla paylaşın ki tüm arkadaşlarınız yapsın arkadaşlar. Hepimiz yapalım, öğrenelim. Tekrardan yapmak için az önce patlattığımız arabayı, yani bozgun arabamızı buradan yaptıraraktan tekrardan kamyonumuzun arkasına getirerekten arkadaşlar aynı işlemleri tekrarlayabilirsiniz. Sadece gece bitmeden bunu yapmanız lazım. Çünkü manitaların işi bittiği zaman onlar tekrardan gece olana kadar beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir gecenin ne kadar fazla yapabilirsiniz kârdır. Kopyalanan araba nereye gitti diyeceksiniz arkadaşlar. Kopyalanan araba az önce buradan Fagio'yu çağırdık ya, Fagio'ya dönüştü arkadaşlar. Yani Fagio'nun hangi garajdaysa bu kopyanın arabada onun yerine geçti. Yani artık Fagio yok. 1 milyon 800 bine satabileceğiniz istiye dönüştü arkadaşlar. Bu şekilde tekrardan aynı işlemleri yaparaktan arabayı kopyalayabilirsiniz. Zaten bay bay.